Tüm misafirlerimize, yolcumuzun yüzüyle insanlarına hoş geldiniz.
し上げて強いよ。死ぬ生きながらすぐ発生していたのに無責任なので別キャンセルの一番でデメデメキャンセルあすだデメデメキャンセルよ。生きながらのキャンセルはアルハルジーで寄せられていることを行うのだ。40では2世紀だよ。こちらにせいろんな愛の意味だよ。トゥルキエにせいサーベルマスの意味だよ。しんで bir seher の場合は Gölcük'te de olsun Türkiye'de de olsun çeşitli iktidarlar atlıyor hepimiz biliyoruz. Biz tepkimizi nasıl göstereceğiz? Aynı benim gibi susara ve gülümseyene. Gölcük için, yardımınız için var mısınız? Sesi alt yarın. Gölcük için, yardımınız için var mısınız? Kocaeli için, bir olayın için var mısınız? Teşekkür ediyorum. Fazla ihtiyaç duyduğu şey görüntüsü inşallah Gölcük'ten başlamak kaydıyla Kocaeli'de ve Türkiye'de dürüst başkan ve dürüst yönetim anlayışını inşallah Saadet Partisi olarak bütün Türkiye'ye hediye edeceğiz. Kıymetli Genel Başkan Yardımcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayım, Gölcük ilçemizin kıymetli Belediye Başkanı Adayım, ilçe başkanımız, çok değerli misafirler, beyefendiler, hanımefendiler, genç kardeşlerim, hepinizi sevgili, saygı, hürmetle selamlıyorum. Esselamünaleyküm. Öncelikle icra edeceğimiz seçimlerimizin her birimizin kendi nefsine, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlar, bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İlk değil, sonda olmayacak. Ancak Gölcük'te, Kocaeli'de hep beraberce uzun zamandan beri arzuladığımız bir ilki gerçekleştireceğiz. Saadet Partisi 1389 noktada adaylarıyla ve 2 aylık zaman dilimi içerisinde hem Gölcük'te hem de Kocaeli'de halkın teveccühünü kazanmış önemli bir parti konumuna geldi. Bundan dolayı siz Gölcük'lü beyefendilere, hanımefendilere teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çünkü bizler 16-17 yıldan beri tabiri caizse staj yapıyoruz. İnsanımıza, evladımıza, eşimize, dostumuza, ülkemize, kendimize hizmet etmek istiyoruz. Ve bu konuyla alakalı gece gündüz bütün teşkilatlarımızla beraber fedakarane bir şekilde çalışıyoruz. Sokağa çıktığımızda her birimiz hissediyorsunuz. İktidarın ya da devletin, hükümetin diyelim, devletin yanlış olur. Hükümetin seçim afişlerini, adayların toplum üzerindeki etkisini, çalışmalardaki yapısını sanki belediye başkanı seçmiyoruz. Sanki kendimize 5 yıllık bir sahip seçim
içiyormuşça bir hava esiriyor. Biz istiyoruz ki sizin emanetinize sahip çıkacak 5 yıllık belediye başkanı seçilir. Vatandaşın emanetçisi olsun. Tüy bitmemiş yetimin hakkını savunan şehri emeğini olacak bir belediye başkanı seçilir. Sadece gözükte değil, bütün seçim bölgelerine bakıldığında maalesef hükümetin belediye başkan adayları 5 yıllık değil sanki sahip olarak geliyor. Dolayısıyla milletimiz bunu 15 yıllık zaman dilimi içerisindeki yapmış olduğu hizmetlerinden gayet açık ve net bir şekilde görüyor. Ve artık değişimin kendi içerisinden gelişmesi gerektiğine inanıyor. Ve bu seçimde bu salonda gösteriyor ki artık biz yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni dönem belediye anlayışını Gölcük'ten başlamak kaydıyla Türkiye'de yeniden dalgalanmasını arzu ediyoruz. Bunun en büyük göstergesi sizlerin bundan sonraki zaman dilimi içerisinde yapacağımız çalışmalarla birlikte inşallah Allah'ın izniyle şekil vererek bütün hediye edeceğimiz bir günü özlemle hep beraberce bekliyoruz. Esasında ben şimdiden yan başlarını tebrik etmek istiyorum. 31 Mart akşamı gözümüzün dürüst başkanı olarak sadece bu salondaki kardeşlerimizin bundan sonraki zaman dilimini şimdi salonda bulunduğu yapı içerisinde değerlendirdiklerinde Gölcük'e yakışacak bir başkan olarak görüyorum. Şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Esselamu aleyküm. Reklamlarda, billboardlarda, sosyal ve dijital medyada paylaşacak. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, çok değerli konuklarımız, masamızı dinlediğimiz sizleri, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediyemiz, adaylarımız, belediye başkanlarımız. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Geceniz hayırlı olsun. Cenab-ı Hak bu çalışmamızı, programımızı neşeleyince göğsümüze, gücümüze yaşayan tüm insanlarımıza iyiliklerine, güzelliklerine, huzurlarına vesile eylesin. Yine bu toplantımızı bir bereket yapı halinde dağda dağda bütün kocaylığımıza, bütün ülkemizi selamlayınız. Bir proje takdim toplantısı vesilesiyle bir aradayız. 17 gün sonra bütün memleketle beraber olduğu gibi Kocaeli'de de Gölcük'ümüzde de sandık başına gideceğiz. 5 yıl süre gelirse idare edecek olan belediye başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Bu bir mahalle idareleri seçilir. Tıpkı bundan önceki mahalle idare seçimlerinde yaptıklarımız neyse bunun aynısını yapacağız. Bundan önce de bu köyde, bu ilçelerimizde farklı siyasi partileri, belediye başkanları oldu. Anavatan Partili, Doğru Partili, Sosyal Demokrasi Partili, Geçerli Partili, Refah Partili, Vaziyet Partili, Cumhuriyet Halk Partili, belediye başkanları oldu. Ancak 31 Mart mahalle idareleri seçimi devlet partileri tarafından başka bir maksatla suistimal ediliyor. Bu seçim bir mahalle idareler seçimi değil de sanki Cumhurbaşkanlığı seçimi, sanki milletvekili seçimiymiş gibi
bir devre ülkeyi idare edenler, önde gidenler, gelin siyaseti yapıyorlarsa, toplumu geliyorlarsa, kamplaştırıyorlarsa, anlayın ki orada bir kısım gerçeklerin üzerine örtülüyor demek. Yanlarında, gazete sayfalarında konuşmamız gereken şey nasıl bir belediyecilik? Belediyelerin üzerine kurmuş olduğu insanımızın gerçekte yaşadıklarıdır. Yoksa şu anda konuşanların hiçbirisi ülkemizin ve insanımızın gerçek nedeni değil. İnsanımız gerçeklik duygusundan uzaklaşsın. Kendi sorununa baş başa kalıp affederek, düşünerek karar versin istemediği için suni güvenler oluşturuyor. Onun içindir ki bir gerilim dili hakim bugün Türkiye'de genel siyasette ve bunu maalesef özellikle Sayın Cumhurbaşkanı AK Genel Başkanı ve Sayın Bahçeli ısrarla sürdürüyorlar. Israrla sürdürüyorlar çünkü gerilim siyaseti yapanlar artık millete vaat edecek bir şeyi olamayanların başlığı olabilir. Ne vaat edecekler insanımıza? Çarşı pazarı daha iyi ortada, işçiler daha iyi ortada, işçiler daha iyi ortada. Madde bağımlılarından dolayı binlerce ailenin travmasız, travma yaşaması ortada. Doğum şansı verilen, günlük 1 lira harçlı çocuğuna verilen ailelerin durumu ortada. İhlas eden şirketlerin durumu ortada, domatesli sebzeli fiyatı ortada. Bütün bu gerçeklikler konuşulmasın diye insanların bir duygu iklimine, bir duygu atmosferine taşıyarak bunların üstü örtülmek istedim. Öbür taraftan mütemadiyen hamaset yapılıyor. Bak şöyle yapıyorum, aklımızda kalsın diye altını kalın kalın istiyorum. Bir ülkenin felaketidir o ülkeyi idare edenlerin hamaset yapması. Tekrar anlaşılacak ifade ediyorum. Bir ülkenin felaketine neden olur. O ülkeyi idare edenlerin mütemadiyen hamaset yapmaları. Ya mütemadiyen duyguyla, mütemadiyen hissiyatla, mütemadiyen üstlerinden konuşmalarla toplumu, insanı yönlendirmeye çalışmalar. Ve yine anlaşılacak ifade ediyorum. Bir toplumun önde gidenleri o toplumu korkutarak bir netice elde edemez. Bilakis ülkeyi idare edenler toplumda ülkede var olan sıkıntıların her ne şart altında olursa olsun üstesinden geleceğinin umudunu topluma aşılarlar. Korku salmazlar, toplumu katlaştırmazlar, kurumlaştırmazlar, mütemadiyen bekardan bahsetmezler, mütemadiyen her işe akıl lazım, akla da tecrübe lazım.
olması sorumluluğu düşmeyi de bulur. Şimdi sizler takip edeceğim. Göreceğe takip edeceğim. Göreceğe kabul edeceğim. Ama ben size temel üç prensibimizi ifade ettikten sonra Kocaeli'ye ilişkin birkaç cümle paylaşacağım. Büyük bir potansiyel. Öbür tarafta
Başka? Her işin üstüne, her yazdığın üstüne elverişli dağlar var. Yaylalarımız var. Başka? Sanayi, başkent otoritelerimiz var. En fazla yabancı yatırım cebelerimiz özelliğimiz var. Ve en fazla ihracat yapma özelliğimiz var. Başka? Dinamik bir nüfusumuz var. Başka? Türkiye en güçlü büyükşehir bütçeyi belediye
Ama sadece 1 Nisan'dan itibaren bir gözlük hayal edin. Siz hayal edin, birazdan inşallah göreceksiniz ki biz çoktan projelerini çizmiş olacağız. İnşallah 31 Mart'ta da görevimize tebliğ edersiniz. Hayal ettiğimiz ve bizlerin de projelerini çizdiğimiz güzel projelerimizi bir bir uygulamaya başlayacağız. Her siyasi parti aday tanıtımı ve proje tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Biz biraz geç kaldık. Aslında geç kalmadık. Şahsıma göre tebliğ edildiğim andan itibaren gözü yönetecek genç, dinamik meclis üyeleri aradım. Her sivil toplum kuruluşuna gittim. Her vakfa gittim, her derneğe gittim, her sokağa gittim. Her yerde gözü yönetecek güçlü, genç, dinamik arkadaşlar aradım. Benim ayet işte salonum bana göre sol tarafındaki değerli arkadaşlarımı inşallah bulur. Arkadaşlarımızla oturduk. Dedik ki biz bugün şikayet edilen gözlükten yarın gurur duyulan bir yıldız kent ortaya çıkarmak istiyoruz dedik. Bunun için sizlere zaman zaman geldik, çaylarımızı içtik, sohbetler ettik. Gördük için neler düşündüğünüzü tek tek fikrimizi aldık. Çünkü bizim bir hayalimiz vardı, Gölcü'yü birlikte yönetmekti. Biz Gölcü, Gölcü Belediyesi'nin sahibi değil, Gölcü Belediyesi'nin emanetçisi olmaktı. Dolayısıyla da birazdan o hayal ettiğimiz projeleri aslında sizler hepiniz biliyorsunuz. Çünkü siz ne istediyseniz biz de aynı şeylerin projelerini hazırladık. Ve hiçbir sıralamasına oynamadan o düşündüğünüz projeleri inşallah birazdan arkadaşlarım da bana yardımcı olurlarsa ekrana tek tek yansıtacağız. Evet, biraz uzun olacak ama neden uzun olacak? Çünkü bugüne kadar Gölcü'yü yönetenler Gölcü'yü sahiplendikleri için biz zaten en sahibiz. Gölcü'ye ne proje gerek? Ceketimizi koysak kazanıyor dediler. Ama biz ceketimizi koysak bir şey kazanmıyor. Ceketimizin cebi yok çünkü. Biz işin kolayına kaçmayacağız. Biz gördüğüm ne ihtiyacı varsa onu partiyen yerine getireceğiz. Enteresan sonuçlardan bir tanesi genel merkezimizin de yapmış olduğu anketler sonucunda halkımızın da büyük çoğunlukla dile getirdiği bizim için çok basit en kısa zamanda çözebileceğimiz projelerimizden başlayalım. Korktuğunuz, dışarı çıkamadığınız sokak hayvanları projesini, sokak hayvanlarını biz aslında sorun gördünüz. Biz olaya şöyle başladık. Dedik ki, her canlıyı kendi aleminde yaşatalım. İnsanlar insanlık aleminde, hayvanlar hayvanlık aleminde yaşasınlar. İşte sizin sorun olarak gördüğünüz projelerimizi başlangıcı sokak hayvanları. Biz kendilerini güzel bir doğayla baş başa hemen girişinde tedavisi yapılacak, sağlık kontrolden geçilecek ve ondan sonra bizde misafir edilecek. Kıymetli hayvan aktivisti Gülçin Hanım'ı ziyaret ettik. Kendisi hakikaten bu işe ömrünü
birlikte çözelim. Ve biz kendisine bu projelerimizi söylediğimizde hakikaten bizleri alkışlar, ayakta alkışladı. Çünkü biz şunu söyledik. Sadece insanlar için ambulans değil, sokak hayvanları için de 7/24 inşallah ambulansımız olacak. Onları herhangi bir yerde trafik kazasında, yağsız kanlında vesaire arkadaşlarımız gidecekler, onları alıp getirecekler, tedavilerini yapacaklar. Sahiplenmek isteyenlere yine burada kayıt altına alarak sahiplendireceğiz. Sahiplendikten sonra bir müddet sonra ben bundan bıktım, artık istemiyorum dediğinde bize teslim edecek. Kesinlikle sokağa bıraktırmayacak. Biz mahalle oldu ama biz yine hala o mahallelerimize, eski beldelerimize, işte Ulaştı, Halıdere, Değirmendere, İhsaniye, Hisarek ve yazdık. Birçok ilçeden büyük şu anda maalesef büyükşehir yasasıyla her biri birer mahalle oldu. Biz her bir mahallemize birer kültür merkezi. Evet arkadaşlar, İhsaniye'den başladı ama biz hepsine inşallah bu kültür merkezlerini yapacağız. Bu kültür merkezlerinin içerisinde mini konferans salonları, mini salonlar, kreşler, o bölgede yapılması gereken bütün sosyal aktiviteler yapılabileceği bir kültür merkezi inşallah inşa edeceğiz. Evet. Bir diğer projemiz, ekmeğiyle oynamayacağız. Ama kimseyi de ekmeksiz, kimseyi de susuz bırakmayacağız. Fırıncı arkadaşlarımın birkaçıyla bu konuda görüştüm. Gölcük'te bulunan, hani başta söyledik ya, bütün projelerimizi Gölcük halkıyla, Gölcük esnafıyla yapacağız. Gölcük'te bulunan fırınlarımızda ekmeklerimizi tedarik edeceğiz. Çeşitli bölgelerde, beldelerimizde, mahallelerimizde oluşturduğumuz satış yerlerinde Gölcük halkına, Gölcük fırıncı kardeşlerine beraber ucuz ekmek inşallah ikram edeceğiz. Kesinlikle tüketen bir belediye olmayacağız. Üreteceğiz, üreten bir proje diğer projenin finansmanı olacak. Evet, şu anda özellikle gençlerimiz, özellikle Gölcük halkımız şundan çok şikayetli. Esnaf iş yapamıyor, sokakta vatandaş yok. Vatandaş sokağa araç park edemiyor çünkü otopark yok. Dolayısıyla kalkıyor buradan İzmit'e gidiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı belki gönül koyacak ama biz bundan böyle Gölcük halkını İzmit'e göndermeyeceğiz. Çünkü mevcut şu anda yıkılan eski sanayi bölgesinde böyle bir alışveriş merkezi inşa edeceğiz ki ismini de sizden bekliyorum. AVM demek istemiyorum. Gölcük esnafının, esnaf odası başkanım da burada inşallah. Kendileriyle beraber, Gölcük esnafıyla beraber, Gölcük esnafının işlettiği sinema salonları, eğlence merkezleri, kreşler, alışveriş merkezi, spor alanları ve diğer etkinlikler. Burada aynı zamanda şu anda mevcut bulunan çarşamba pazarının bu alanın bir bölümünde yine halka açık, aynı zamanda bu çarşamba pazarını Türkiye'ye mal edeceğiz inşallah. Nasıl mı? AVM'nin hemen Atatürk Bulvarı'na bakan kısmına şehirler arası modern otobüs terminali koyacaklar. İşte o bölgede otobüs terminaline otobüs bekleyenler, şehirler arasında şehrimize gelenler çarşamba pazarını gördüklerinde inşallah burası da ne kadar mükemmel bir yermiş diyerek oradan alışverişlerini yapacaklar. Çarşamba pazarı esnafımız modern kapalı pazarda orada ticaretlerini yerine getirecekler. Ne yapacağız? Asıl bombayı bundan sonra patlatacağız. Gördükte otopark ücretinin saatlik fiyatı 1 TL olacak. Şu anda Gördükte saati 3,5 lira. Halkın vergi
işgal edilerek üstüne de para alınır. Yani bugün eğer siz Gölcük'te 3 saat kalırsanız bir yemeğinizin parasını otoparka vermiş olursunuz. Şimdi Gölcük halkı Gölcük'te durur mu? Durmuyor işte. 160 kişinin üzerinde nüfus ama Gölcük'te, ben de bir Gölcük'te esnafım, araç park edilemediği için, araç da Gölcük'e girilemediği için ben dükkanımı aldım, ana yolun kenarına çıkarttım. Herkes nasıl çıkması mümkün mü? Mümkün değil. Oralarda dükkan sayısı belli. Dolayısıyla siz Gölcük'lü değerli esnaflarıma halkımızı ayaklarına getireceğiz. Halkımız, vatandaşımız saati 1 TL'lik otopark ücretiyle inşallah Gölcük'te alışverişini yapmış olacak. Yapan vatandaşımız bu sahillere, Değirmenlere sahiline, buralara gelecek. Modern sahillerde inşallah hem denize bakacak hem de orada sosyal aktivitelerini, kitap okuyacak, eğlenecek, oralarda dinlenecek ama bugünkü haliyle değil. İşte şu anda ekranda gördüğünüz haliyle. Evet, bu da modern marinamız. Şu anda ufak bir marinamız var. Onu modernize edeceğiz. Biz Gölcük'ü sadece az önce dediğim gibi sadece şu anda bulunduğumuz mevki olarak değerlendirmiyoruz. Gölcük'ümüz hakikaten denize kıyı olan bir ilçemiz. Ulaştı'da burada port kenarına kadar, deniz evlerinin alt tarafına kadar buralar denizle buluşuyor. Ama ne hikmettir, sadece Gölcük'ümüzde bir tane balık lokantası var. O da yeni yapıldı. Biz bu marinanın etrafına güzel, böyle dokuyu bozmayacak, sahil görüntüsünü bozmayacak şekilde orada balık restoranları yapacağız. Yani her vatandaşımız ekonomik olacak buralar, burada balıklarını yiyecek. Aynı zamanda da işte Ulaşlı'da, Halıdere'de, Değirmendere'de, Gölcük'te balıkçılık yapan, amatör balıkçılık yapan arkadaşlarımız da günlük taze balıklarını, evet oradan bir arkadaşımız balıkçılık yapıyor herhalde. Evet. İnşallah sizlere orada, burada Körfez'de tuttuğumuz balıkları restoran sahiplerine satacaksınız. Oradan da inşallah ekonomik bir katkı elde etmiş olacaksınız. Sağ tarafta kalan vapur iskelesini Amuran Sağlam Caddesi'nin ucuna getirerek vatandaş vapurdan indiğinde şehre gelecek, şehirden vapura binebilecek. Halıdere'de hemşerilerim şundan şikayetçiydi. Vapur iskelemiz var, vapur gelmiyor. Artık 1 Nisan'dan itibaren bizi göreve getirirseniz Halıdere'ye vapurunuz gelecek bizden. Üniversitemiz var başkanım. Sizden bu noktada yardım istiyoruz. 17 Ağustos mezarlığı var. Böyle bir ön tarafta. Geniş büyük şehrimizin en büyük mezarlığı. Hemen mezarlığın önünde üniversitemiz var. Yani Gölcük'e üniversiteyi kazanmış genç kardeşim şöyle geliyor üniversiteye. Camdan baktığı zaman 3-5 tane Gölcük'ten cenazenin defnedildiğini görüyor. Bu genç kardeşimiz hemen geri çekiliyor. Babasını arıyor. Baba ben burada okumam. Ben kaydımı donduruyorum. Seneye başka bir yer kazan. Yani genç kardeşim daha hayatın baharında ölümüne bulunur. Etrafında sosyal bir aktivite yapacak imkan yok. Kendi bulunduğu bölüm mezarlığın karşısında ama imal edilen araç Ford fabrikası sahilin kenarında. Dedik ki yok böyle. Size devletimiz orayı bedava verdi. İnşallah Ford'un yakın civarında Gölcük Üniversitesi'ni yaparak gençlerimizi sahilde buluşturacağız. Gençlerimizi az önce gösterdiğimiz alışveriş merkeziyle buluşturacağız. Sinema için İzmit'e gitmeyecekler. Spor yapmak için İzmit'e gitmeyecekler. Eğlenmek için İzmit'e gitmeyecekler. Okumak için de mezarlığın karşısına gitmeyecekler. Ben aslında belediye binasını üniversite yapalım demiştim ama oraya sığma ekledi gençler. Onun için Ford'a yakın bir yerde inşallah kendilerine üniversiteyi tahsis edeceğiz. Bir de Gölcük'te olacak. Gölcük'ün geleceğiyle alakalı, ülkemizin geleceğiyle alakalı gençlerimizi boş bırakmayalım. İşte oluşturacağımız bilim ve kültür merkezi yerlerinde. Spor alanları yok. Geçen burada
Spor yaptığım için de sadece sporla ilgilenemiyorum çünkü ekmeğimi kazanmam lazım. Dedim ki köye spor kompleksi yapsak, burada siz sporunuzu yapsanız ve sporcu gençleri yetiştirseniz, başkanım Allah razı olsun derim. İnşallah biz bütün köylü genç kardeşlerimize Allah razı olsun dedirtecek spor komplekslerimizi yaptıracağız. Orada spor komplekslerimizi inşallah oluşturacağız. Bizim için düşündük, her mahalleye Gölcü genel olarak düşündüğümüz için her mahalleye bu tarz tesis yaparak orada kreşlerin çocukların oynayabileceği oyun alanları ve orada herhangi bir yerde çalışmayan, boşta olan kardeşlerimiz için de üretim yapılacak atölyeler oluşturacak. Yani sadece dikiş nakış değil veya sadece bel emeği değil, diğer branşlarda da kendilerinin arzu ettiği branşlarda da ticari manada kendilerine katkı sağlayacak atölyeler oluşturacak. Biz bir projemiz diğer projenin finansmanı olacak. Çünkü biz biliyoruz ki belediyeler şu anda kasalardan ses geliyor. Kasalar boş. Dolayısıyla öncelikle bizim ihtiyacımız olan mıcırdır, parkedir, diğer malzemeleri hem kendimize üreteceğiz hem de bu fabrikalar, bu yerlerin bulunmadığı belediyelere, şahıslara satışını yapacağız. Amca diyor, bekar sorunu nedir? Evladım diyor, teyzem geçen yıl vefat etti. Çok zor bir şey diyor. Evet. Dolayısıyla telef üretimi talep üretimi değil. Telef üretimi her yerde doğada, ormanlarda atıl durumda bulunan, çürümeye terk edilen odunlarımızı işleyerek onları dünyanın en ucuz yakıt ürününü elde edeceğiz bunu yaparak. Dünyada en ucuz. Yani havadan ucuz, sudan ucuz, doğallardan ucuz, elektrikten hele çok ucuz. Böyle bir enerji verecek bir malzeme üreteceğiz. Burada istihdam oluşturacak. Çünkü bu kurulumu basit, maliyeti çok yüksek değil. Buralarda köylerimize yakın, ormanlara yakın hem ormanları korumuş olacağız, ormanları temizlemiş olacak. Yangından, meselden kurtarmış olacak. Düğmeyi açtı, elektrik yandı. Dedim hayırdır, burada elektrik yok, direk yok, nasıl yaptı? Şunun iki katı bir şey. Panel koymuş, oranın elektrik için alanları inşallah oluşturacağız. Orada güvenli şekilde hem de edem alabilmek için böyle bir alanı inşallah sizlere açtı. Oynayabileceğin inşallah Fayetbağ spor alanlarında bütün gönlümüzü bir bir toprağa gömdük. Evet, ölüm, hak, kader inanıyoruz. Ama insanlarımızı maalesef dikkatsiz, kalitesiz ve kontrolsüz yapılan binalarımız maalesef ölümlerine sebep oldu. Dolayısıyla da biz bir kader birliğimiz var Gölcü Kalkı ile. İnşallah bu kader birliğimizi gelen yeni nesle, o günleri hatırlamayan gençlerimizi hatırlatmak adına böyle de bir müzeyi inşallah gördüğümüze kazandırmış olacağız. Ekip de düz, şeffaf, her şeyi alenen yapacak. Çünkü biz sizlerin emanetçisi olacağız. Meclis toplantılarımızı, ihale toplantılarımızı, çalışmalarımızı belediye binamızın üzerine koyacağımız ekranla sizlere oradan yansıtacağız. Hatta ne kadar paramız var, ne kadar harcamışız, ne nereye gelmiş, nereye harcamışız, hepsini orada yıllık, aylık bilançolar halinde inşallah oradan ekrandan yansıtacağız. Şu anda gördüğüm mevcut imar planını yeniden gözden geçireceğiz. Statik değerlendirmelerini dikkate alacağız. Bu değerlendirmeler neticesinde inşallah binalarımızı inşa edilmesine müsaade edeceğiz. Bu binanın normalde yüksekliği ne kadar? Dedi ki başkanım 5 kat bina yüksekliğinde. Peki siz kaç kat yaptınız? Biz 4 bina yapıyoruz. İşte ters durduk, yukarı durduk, aşağı durduk. Onun için o zaman dedi ki birbirine yapalım, bu çileden inşallah kurtulalım diyoruz. Sivil için bütün sivil toplum kuruluşlarını bir arada ve onların da bulunduğu
Belediyelerimizi takip edeceğiz. Kendilerine hazır olmuş olsunlar. Yollarında sadece bizi yine başa çıkar. Üstümüzü
Yıkılır yapmıştır. Programımızın mimarları geniş kardeşlerimiz sahneye toplansınlar lütfen. Gençleri sahneye bekliyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Hatıra fotoğrafı. Gençler sahneye Fatih girdim, kodalar mı çekilmek istiyor? Şöyle bir dakika.